Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Maskemden ve üzerimden de anlayacağınız üzere bugün özel bir gün. Kırmızı olduğu için evet, kına günümüz. Kına günümüze hazırlanıyoruz. Kalktık, duşumuzu aldık. Güzelce cildimizi nemlendiriyoruz. Birazdan kuaföre gideceğim. Kuaföre gitmesem de olurdu bence. 10 senedir hiç gitmedim. Yani böyle bir makyaj için, bir özel gün için hiç gitmedim. Kendim yapıyorum. Kendim yapmayı tercih ediyorum. Seviyorum da. Ama nikah için bir anda işte 10 sene hiç kuaföre gitmeyip bir anda nikah günümde kuaföre gitmek, belki memnun kalmam, belki hoşlanmam. O yüzden mini bir prova olsun istedim. Bu arada prova yaptırdım. Onunla ilgili de gelinlik videosunun içine koymayı düşündüm. Videolar çektim mini mini. Ama oradaki prova bile biraz işte hani şu renkleri kullanabiliriz eğer isterseniz, böyle yapabiliriz eğer isterseniz. Hadi bakalım neler yapabiliyorsunuz eğer istersem diye bugün bir yapılmış halini görmek istiyorum. Biraz da stresli ve yorgunum ya arkadaşlar. Dün serum aldım, şimdi iğne yaptıracağım tekrar. Biraz rahatsızlığım da var. Çok yoğun bir dönem ya. Her anlamda yani, işlerimiz de çok yoğun. Nikah ve evlilik işlerimiz de ekstra yoğun. Şu an içeride ailem, geniş ailem. Kına da bu akşam ikram edecek şeyleri paketliyorlar. İşte kurabiyeler yaptırdık. Az önce sıcak sıcak geldiler, taze taze. Onları paketliyorlar. Diğer tarafta Ertuğrul'un ailesi, orada acayip bir telaşın içindeler. Mekana erken gidelim istedim. O yüzden kuaföre erkenden gidiyorum. Gün bize kalsın, saç makyaj hazır. Bol bol fotoğraf çekilelim, keyif alalım. Aceleye telaşa gelmesin istiyorum. 3.30 gibi çıkıp Kilios'a gitmeyi düşünüyoruz. Kilios'ta hem mekanı bir göreyim, gözde bir göreyim istiyorum. Kışın görmüştüm. Organizasyon olan halini hiç görmedim. Hem gözde bunları göreyim, hem de ekstra bir kıyafet aldım. Bu arada arkadaşlar, kına istemiyordu. Kına istemiyordum ama böyle çift kıyafetli, full organizasyon falan oldu bir yandan. Hani hiç istemezken. Ama ailelerimiz çok istedi, biz de kıramadık tabii ki. O yüzden bayağı kına yapıyoruz yani. Başkasının kınasına bile çok yakınım değilse, çok sevdiğim bir arkadaşım veya kuzenim değilse katılmayı çok tercih etmem açıkçası. Nikahlar vesaire, düğünler benim için daha önemli, daha özel. Kına birazcık gereksiz adetlerin topluluğu, birliği gibi düşünüyorum. Çok fazla yorucu olduğunu düşünüyorum ama herkes de yapmazsan içinde kalır, en çok kınada eğlendim vesaire dediler. Ailelerimiz çok ısrar etti. Bizi kandırdılar. Yaptık. Çok küçük şu an yaşadığım evin salonunda. Mini mini böyle kısır yapalım, börek yapalım. Halalar, teyzeler gelsin. Yakın kınanızı, siz de mutlu olun diye çıktığım, okey dediğim bu kına organizasyonunda şu an böyle Kilios'ta deniz manzaralı bir yer tutup, ayrıca organizasyonda iki tane farklı tek. Bir kına elbisem, bir after party elbisem, taşlar, tokalar, ayakkabılar, süsler, püsler, ikramlar, bir sürü şey var yani. Bayağı servis falan kalkıyor. Hani bayağı büyük bir organizasyon oldu. Biraz daha düğünümüz olmayacağı için, düğün de yapmayı istemiyorduk kına istemediğimiz gibi. Bu konuda ailemizi ikna edebildik. Sadece nikahla geçiştireceğiz inşallah bu serüveni. Ama kına konusunda ipin ucu kaçtı. Yani okey, evde minik bir şey yaparız eğer çok istiyorsanız falan, hani ısrarlardan sonra, olduktan sonra bir anda hop, söylediğim her şey gerçekleşti. Ve şu anda kına günümde kuaföre gidiyorum. Elbiselerim hazır. İşte aynı söylediğim sebepten kınaya çok ısınmadığım için, kına fikrine çok alışkın olmadığım için, hadi kınadan sonra yani kırmızı elbiseden sonra, bu arada bindallı falan da giymek istemiyorum. İstemedim. Yani çok sevmiyorum, hoşlanmıyorum. O zaman dedim farklı bir elbise. Bu arada havluyla çıktım karşınıza. İnşallah ayıp olmuyordur. Ne bileyim. Normal bir şey bence. İşte kına fikrinden çıksın. Olay biraz kınadan çıksın. Biraz da böyle nikah eğlencem olsun diye, karma olsun o zaman dedim. Düğün eğlencemiz gibi olsun. Öyle olunca da bindallı da çok sevmediğim için kırmızı bir elbise alayım. Kırmızı bir elbiseyle, süslü bir elbiseyle işte kına yakılsın vesaire vesaire, ne istiyorlarsa yapılsın. Arkasından farklı bir elbise giyeyim. Bu da böyle düğün eğlencesi olsun. Nikahımız da gündüz olduğu için nikahtan sonra böyle eğlenceli, müzikli bir yere gitme şansımız yok. Çünkü 1.30'da nikah. Hadi 2, hadi 3'te takı töreni falan bitse, hani insanlar fotoğraf çekilip dağılsa. Mekanlar, eğlence mekanları 8'den 9'dan sonra müzik doğru düzgün açıp eğlenmeye başlıyorlar. İnsanları da saat 3'ten akşam 8'e 9'a kadar buyurun çok eğleneceğiz, bekleyin çok eğleneceğiz diye tutmak doğru olmazdı. O yüzden onun için de küçük bir planımız var. O da nikah gününde bahsederim artık. Daha sakin bir toplantı, öyle söyleyeyim. Ama kına günümüz için işte düğün eğlencesine çevirelim de oynayalım olduk. Her şey birbirine eklenince böyle büyük bir organizasyon oldu. Yine de birçok kişinin kınasına göre çok çok küçük bir organizasyon. Ama benim aklımdakinin çok çok üzerinde, yani aklımda hiçbir şey olmadığı için baya üzerinde bir olay. Sadece biraz hastayım işte, dün serum aldım. Gece hiç uyuyamadım. 4.30'a kadar uyuyamadım biliyor musunuz? O kadar yorgunum ki. Stresten yine erken kalktım. Alyansımı solaryumda unutmuştum ya. Dün gittim aldım. Yorgunluğun, bu telaşın, koşturmanın içinde. Çok yorgunum arkadaşlar. Ama güzel geçsin umuyorum. Yani ailelerimiz mutlu olsun, herkes sağlıklı olsun, her şey yerinde olsun, her şey yolunda olsun. Fazla bir şey istemiyoruz. Bildiğiniz üzere, bir önceki videolardan biliyorsunuzdur. Burukluğumuz var, kırıklığımız var, eksiklerimiz var. Ama her şeye rağmen
bugünü yaşamaya çalışıyoruz. Bugünü değerlendirmeye çalışıyoruz. Neyse, burada kapatayım. Artık maskemi çıkartayım, saçımı kurutayım. Burada kameram yok, şunu da anlatayım. Geçen hafta sonu bohça alışverişi için, yani Ertuğrul'la beraber gittik bir alışveriş merkezine karşıya. Büyük bir alışveriş yaptık. O telaşta, o poşetlerin arasında sırt çantamızı unutmuşuz. Yine bir videoda bundan bahsetmiştim. İzleyenler için mükerrer olabilir bu bilgi. UPS'in Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na 4 günde kargo teslim edememesi. 4 gündür karşıdan buraya kargo gelmedi. Dolayısıyla bundan dolayı çok üzgünüm. Şimdi kuaföre gideceğim. Telefonla artık çekim yapacağım. Hala gelmezse akşama kadar buraya mecbur bugün böyle devam edecek. Bir de hani nişanda kameraman tuttuğumuz için, pardon, fotoğrafçı tuttuğumuz için oradan gelen güzel görüntüler vardı. Ama kınada öyle bir olay yok. Yani ben çekecektim. Benim kameramla çekilecekti. Bilmiyorum, böyle sıkıntılı bir durum. O da bize denk geldi işte. İnşallah tek aksilik bu olur. Kötü şeyler olmasın. Güzel güzel geçsin bugünlerimizi istiyorum. Kumsal, kameramı el sallamak ister misin? Gel arkadaşlar, buraya gel yanıma. Arkadaşlar yarışırız kınamızda. Arkadaşlar kına için şöyle bayağı kırmızı, güzel bir ruj aldım. Flormar'ın lip tatolarından aldım. Bunların kalıcılığı çok iyiymiş, öyle diyorlar. Bakalım, akşam denedim. Rengi güzel bence. Benim için uygun, bana gitti. Üzerinde şöyle bir gloss aldım. Aslında ben bu gloss'un şunu, birisinin şu ürününü almıştım. Nişan için aradım taradım bulamadım. Gittim Lark'tan aldım ama sonra akşam tekrar bunu buldum. Bir aydır aradığım şeyi bugün buldum. Neyse, böyle iki tane gloss'um var. İkisini de denedim elimde. İkisi de birebir aynı neredeyse. Bunlardan birini kullanabilirim. Doğrudan kırmızı mat rujla devam edebilirim. Veya şöyle bir glossla parlatabilirim kendimi. Makyajım bu şekilde. İlk defa bu kadar iddialı, kirpikli ve rujdu, yani çok bir kırmızı rujdu, gösterişli bir makyaj yaptırdım. Bilmiyorum ama şu an özetle şu an böyleyim. Çok çok şey, az önce lavaboya gittik. Burada Maslak'ta bir plazadayız. Her zaman yemek yemeye geldiğimiz bizim iş yerimize komşu olan bir plazadayız. İnsanlar normal günlük hayatındalar. Ben böyle bir makyaj lavaboya gidince kızla göz göze geldik. Dedim ki benim kınam var bu günlük makyajım diye çok utanıyorum şu anda. Böyle gezmeye utandım. Şimdi elbisemi değiştireceğim. Artık kına before'undan sonra kına elbisemi giyeceğim. Sonra saça geçeceğiz. Geç kaldık ama umurumda mı? Eğleniyorum. Eğlenmek önemli böyle bir günde bence. Neyse, kameradan alışmıştım ama şimdi telefona dönünce yine kendime bakarak konuşuyorum. Şuraya bakarak konuşacağım. Şu an böyleyim. Neyse, kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kına gününde günlük takım diye böyle bir toka alsın. Bu elinde de durabilir ha, fırsız mıyım? Aynen. Tam bir kına takası. Tam da ağır makyaj değil. Ay, oradan çekti ya, buradan hemen. Evet, çok güzel oldu makyaj. Estetik gibi durdu. Çekince. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur, Yves Rocher'in. Nüks'ün de vardı bundan. Yves Rocher dedik dün Nişantaşı'nda. Ay, uğrayınca. Oo, çok koydum. Aldım bunu, istiyordum o zamandır zaten. Benzer bir şey kullanıyorum. Ama benim esasını alayım yani, benzerini değil. Kendisini alayım böyle. Pırıltılı bir cildim olsun diye. Köyde düşmüştüm. Böyle ışıl ışıl. Harlayacağız şimdi her yerime, koluma, bacağıma, göğsüme. Her yerime bunu süreceğim. Bu da efsaneymiş. Değil mi? Çok güzel. Zaten bu böyle bir parfüm var Yves Rocher'in. O serinin. Herhalde o parfüm de böyle kokuyordur diye düşünüyorum. Güzel bir şey istiyorum şu an. Aşkım. O deodorant kolay da olsun. Onu öyle bagaja atma istersen. Onu sırt çantana atayım. Sırt çantana at. Çanta benim de böylece. Parfümünü de alayım mı? Thank you.
arkadaşlar. Şunu açayım bakalım. Evet. Tata, kına kızı hazır. Tam Rick Owen gibi oldum. Ya saçlarım böyle biraz çingene çingene olsun demiştim. Gerçekten öyle oldu bayağı çingene. Böyle biraz böyle tam henna henna değil de birazcık genç dursun istedim. Biraz böyle hareketli, volümlü olsun istedim. Böyle tam bir çingenem, çingenem. Kara gözlü çingenem. Şu haldeyim şu anda. Topuklarımı gösteremiyorum. Artık ona boydan fotoğrafını eklerim. Zaten video içinde de görürsünüz. Elbisemin şöyle omuzlarını indirebilirim. Böyle de kullanabilirim. Bilmiyorum artık o biraz oradaki duruma göre, oylamaya göre böyle kullan derlerse böyle kullanırım. Kaldır derlerse kaldırırım. Bilmiyorum ne demedirim. Nasıl isterse. Şu an için böyleyim. Hatta şöyle ışıltıları olan güzel bir elbise bence. Güzel bir elbise. Ben beğendim. Büyük bir saç aksesuarı almıştım. O biraz fazla geldi. Bu kadar hareketten sonra bilmiyorum. Bu kadar ışıltı ve makyajdan sonra biraz fazla geldi. Bilmiyorum. Takar mıyım, takmaz mıyım? Yani şu an takmayacağım. Onu biliyorum. Belki o çıkış anında böyle ben organizasyonu tutmadım. Nedimeler vesaire böyle şeyler yok. Hani çıkışta büyük büyük şovlar bana çok yapmacık geliyor. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Daha samimi bir ortam olsun istedim. Sadece tanıdığımız olan bir organizasyondan böyle birkaç tane süt aldık. İşte tahtmış, tekmiş, işte taht da değil. Belki de kafeste emin değilim. Ne seçtiklerini yani çok ilgilenmedim. Neyse öyle şeyler var. Yani en azından fotoğraf çekilebileceğimiz bir alan var. Bence bu çok önemli. Çünkü söz ve nişanımızdan biliyorsunuz. Sözde ev neredeyse yarımdı ama o alan sayesinde günü kurtardık. Nişanda da artık bahçe mahçe her şey birbirine karışmıştı. Ama yine o alan sayesinde günü kurtardık. Güzel fotoğraflar geçmişti elimize. O yüzden bugün de böyle teklerin, meglerin olduğu iki tane alan var. Yani birini kına için, kına tahtı ya da kafes vardı. Fark etmez dedim ben. Birini gönderirsiniz dedim. Seçtik ama hatırlamıyorum ne seçtiğimizi bile. Yani çok ilgili değilim o konuda. Bir tane de madem öyle bir jestiniz olacak. Nedime. Nedime. Küçük Nedime'lerden biri. Madem öyle bir şey var o zaman beyaz after party elbisemle de fotoğraf çekilebilecek farklı bir alan olsun istedim. Onun için de bahar dallarının olduğu bir konsept düşündük. Öyle bir tagimiz var. Öyle. Şimdi hazırım. Ertuğrul'u bekliyorum. Geliyorlar beni almaya. Ablamlar, abimler vesaire. Bu haldeyiz. Şu an için. Bu tacı da, oradan bahsediyordum. Tacı da şu an için biraz fazla hareketli buldum ama o çıkış anında o müzikle vesaire oynaya oynaya geldiğimde o şeyde takarım. Neyle çıkacağım, neyle oynayacağım onu hiç bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Hiç müzik işi arkadaştaydı. Güzel bir playlist yaptı ama hani ben ona şununla çıkayım, şöyle oynayayım ama bununla dans edeyim falan filan diye hiç prova yapmadık. Öyle bir vaktimiz ve öyle bir hevesimiz olmadı mı diyeyim yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Neyse bakacağız artık. Spontan gelişecek bazı şeyler. Ama makyajımı çok beğendim. Şöyle göstereyim mi? Makyajım şöyle ön kamerada. Bu şekilde. Tada. Bakalım Ertuğrul'un tepkisini çok merak ediyorum. Çünkü bu bana göre çok abartılı bir hareket. Bu kadar püskül. Ya gerçi böyle Raisa Vanessa tarzı bir elbise daha önce giymiştim. Bu tarzı seviyorum ama bu kadar hareket, ışıltı, böyle kırmızı ruj, bu kadar kirpik mirpik makyaj derken. Neyse şimdi güne geçelim. Çantalarımız hazır. Damadımızı bekliyoruz. Damadımızı bekliyoruz. Evimiz hazır. Evet şimdi gidelim mekandan küçük küçük fotoğraflar alalım bakalım neler yapıyorlar. Arkadaşlar tatlan. Ha bu kafes. Kafes değil mi bunun adı? Kafeslendim. İşte kına yapmam ya. Kına hiç bana göre değildi yani Cans. Böyle kafeslenmişiz arkadaşlar görüyorsunuz. Bir de şurada başka bir tagimiz var. Ya kameram gelmedi. Size bahsetmiştim ya. Kameram yok şu anda. Şu manzarayı size göstereyim. İş arkadaşlarım geldi. El sallar mısınız? Gelmeye devam edenler var. Şurada lise arkadaşlarım var. Üniversite arkadaşlarım var. Herkes çok güzel. Çok heyecanlıyım şu anda. Çok mutluyum. Böyle insanları sevdiklerimi görünce çok mutlu oluyorum. Şöyle iPhone 8'de yine bir YouTuber'lık macerası. Öyle Ertuğ kuaförde şu anda hazırlanıyor. Onun işi benden daha kısa sürecek diye onu biraz son dakikaya bıraktık gibi bir şey oldu. Ben de burada hem işte çekim yapıyorum hem de misafirlerimi karşılıyorum. Öyle güzel bir ortam var. Masalar, sandalyeler, ses sistemi falan. Güzel. Güzel bir yer, güzel bir manzara. İşte insanlar dünya kadar yoldan geldiler bizim için ya. Yine çok heyecanlanıyorum böyle şeyle çok mutlu oluyorum. Güzel gözüküyor. Nedimelerim iş başında. Bunlar ikramlarımız. İki tuzlu bir tatlı. Bunlar bu sabah pişmişler. Bizim evimizde saat 1-2 gibi geldiler ve sıcacıklardı. Taze taze. Bu da kuzenimin bizim için hazırladığı, aldığı. Şöyle çok güzel kına hatıraları. Cansu'dan kına hatırası. Ay bunun videosunu fotoğrafını çekeyim şurada güzelce. Böyle efendim.
şöyle çok güzel bir manzara var. Zaten Kilios'un manzarasına bayılıyorum. Thank you.
Hayır, madde nerede? Aramıyor. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Arkadaşlar merhaba. Düğünümüz bitti diyeceğim çünkü kınamız düğün gibi oldu değil mi kumsal? Eğlendiniz mi? O kadar güzel geçti ki günümüz şu anda. Çok güzel ya. Çok güzel bir ortam oldu. Gerçekten kına diye çıktık. Ben bugün gelinlik giyebilirmişim. Gelinliğe benzer bir elbise giyeyim de. O da hani geçsin dedik. Gelin hatırası da olsun dedik ama bayağı düğün gibi oldu. O kadar eğlenceli oldu ki bir an boş durmadık. Sürekli oynadık. Çok eğlendik. Çok güzeldi. Kameram yoktu bildiğiniz üzere. O yüzden böyle telefonla çekebildiğim kadar çektim. Ama ben daha fazla çekemedim arkadaşlarıma, eşime, dostuma. Telefonla yan çek, yan çek. YouTube için yan çek dedim. Kınalandık. Evet. Hemen yıkadık ama maşallah yani hemen kaldı izi. Onun dışında güzeldi, güzeldi, çok güzeldi. After partili falan. Güzel bir kınaydı. Ben gelinlik giysem bu düğündü yani. Ya. Yani YouTube mu çekiyorsun? Evet. Gelin kanalından ben izlemiştim. Evet. Geriye gelin, videoları. Arkama gelin bakayım kim eksik. Ejderin olan siz de gelin. Onun dışında çok güzeldi, çok eğlendik, çok oynadık. Her türlü oyunu oynadık. Güzel geçti ya. Çok arkadaşlar çok güzel geçti mi arkadaşlar? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim her şey için. Teşekkür ederim size küçük bir deneyimlerim ve sağlıklarım. Öyle çok eğlendik ya. Kına gününe ait inşallah güzel videolar, güzel aşkım. Güzel fotoğraflar. Oy oy ne güzelim. Ne şanslıyım ya. Çok şanslıyım ben. Çok şanslıyım. Böyle. Ya yiyeceğim sizi, yiyeceğim. Neyse. Şimdilik kına videomuzun kapanışını yapıyoruz. Kınamızın, after'ımızın kapanışını yapıyoruz. Umarım eşten dosttan güzel fotoğraflar, videolar alırım. Onları bu videoya eklerim. Ya çok güzeldi. Evet, son şey arkadaşlar. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Evet, yorum da yazmayı unutmayın. Evet, yorum yazmayı, abone, like atmayı unutmayın. Yorumumuza abone olmayı unutmayın. Thank you.